Sabah kalktım. Öğlen olmadan önce bir pazara gideyim dedim. Pazar fiyatları. İnanın 2 haftadır çıkmıyordum ben. Ara tatil girmişti. Gazipaşa'ydı, köydü. Gezmeydi derken pazara çıkmamıştım. Bir de Gazipaşa'dan gelenler vardı. Onlarla idare etmiştik belli bir müddet. 2 hafta pazara çıkmadım ve fiyatlar feci yükselmiş. Ispanak en son aldığımda ben 2 hafta önce 8 liraya vardı, 10 liraya vardı. Şimdi 15 lira olmuş. Mandalina 10 lira. Domates deseniz zaten haftalardır ya da belki aylardır domates 10 liranın altında yok. Maydanoz en son aldığımda 2,5 liraydı. Şimdi olmuş 4 lira. Hatta 2'ye mi aldıydım? Belki de 2'ye aldıydım. 2,5 ya da 2. Maydanoz 4 lira olmuş. Marul deseniz 10 lira. Iceberg marullar vardı böyle. En son aldığımda 8 liraya almıştım. Ben diğer düz marullar ya da kıvırcık marullar 5 liraydı. Şimdi 10 liradan aşağıya marul yok. Bu hafta çok acayip bir şekilde fiyatlar yüksek. Orada işte pazarda marul konuşuyoruz böyle muhabbet ediyoruz. Sanırsam esnaf bir abi, gıda sektörüyle uğraşan bir abi. Diyor ki yani biz diyor bittik diyor ya. Her şey diyor zam geliyor ama biz yapamıyoruz diyor. Tabii düşünsenize şimdi pazar fiyatları bu kadar yüksek. Onlar gıda sektöründe uğraşanlar bir menü hazırlıyorlar. O menünün fiyatını günlük değiştiremiyorlar. Vallahi zararına. Gerçekten zararına. Pazar fiyatlarını düşündüm. Sizlere günaydın demedim. Kusura bakmayın. Günaydın güzel insanlar. Pazar fiyatlarımız böyle. Ne yapalım? Yüksek. Bir 2 ay sonra düşer diye düşünüyorum yaz geldiği zaman. Ama mesela ıspanağa şaşırdım. Bu mevsimde ıspanak 15 lira olması beni gerçekten şaşırtıyor. Ya da marulun maydanozun bu kadar yağmur yağıp yani sulama da çok olmayınca bu kadar yüksek olması beni o da çok şaşırttı. Yapacak bir şey yok. Mecburen her şeyden yarımşar kilo aldım. Geldim. Her şey derken bir 2 gün sonra tekrar yakınımda bir pazar daha var. Oraya gideceğim ben. Şimdilik yani birkaç günlük bizi idare edecek kadar pazarlık aldım geldim. Birkaç gün sonra tekrar buradaki pazara giderim. Oradaki fiyatlar da değişir mi değişmez mi bilmiyorum. Büyük ihtimalle aynı olur diye düşünüyorum. Pazarlıklarımı yerleştirdim. Ispanağımı sirkeli suda biraz beklettim, duruladım. Tekrardan şöyle gazetenin üzerine serdim ki o hemen ben yapacağım zaman yıkamakla, temizlemekle uğraşmamak için ıspanaklarımı genelde öyle yapıyorum. Şimdi ne yapalım? Akşamın yemeklerine geçelim. Bugün ne yapacağız? Bolonez soslu fırın makarna yapacağız. Bolonez sosumuz için neler lazım? Bolonez sosun içerisine kıyma, havuç, soğan, salça ve baharat koyacağız. Baharatlarımız kimyon, karabiber, kırmızı toz biber, tuz olacak. Kıymam ne kadar var? 100 gram kadar kıymam var. Bir orta boy havuç rendesi var. Bir orta boy da doğranmış yemeklik soğanımız var. Bir yemek kaşığı da salçamız var. Bu bolognese sosumuz için bir paket spagettimiz var. Kaşar en son rendeleyeceğiz. Kaşarımı daha rendelemedim. Beşamel sos yapacağız. Beşamel sosumuz için de 2,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı tepeleme un, burada da 2 yemek kaşığı margarin, 1 yemek kaşığı da tereyağı var. İsteyenler sıvı yağ da kullanabilir ya da tamamını tereyağı kullanıp tamamını margarin de kullanabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Neyle başlayalım? Ben ocağa suyu koydum. Suyum kaynıyor. İlk önce spagettilerimi ocağa koyayım, haşlanmaya başlasın. Spagettilerimi kırmıyorum. Kırmadan bütün bir şekilde haşlayacağım. Yavaş yavaş karıştıracağım bu arada. Kırılmasın diye. İsteyenler fırın makarnalar oluyor marketlerde. Ondan da alabilirsiniz. Evde benim spagetti vardı. Ondan yapayım dedim. Tekrardan makarna almaya gitmedim. Evde olan malzemelerden. Çocuklar da fırın makarnayı çok seviyorlar. Şimdi bugün ıspanak yapacağım. Ne diyecekler? En iyisi pazardan ıspanak aldığımı görsünler de birazcık alışsınlar.
Çocukların yeşile karşı alerjisi var. Marulu seviyorlar ama ıspanaklı, pırasaydı, bamyaydı, yeşil sebzeleri hiç sevmiyorlar. Halbuki bilseler yeşil sebzelerin ne kadar faydalı olduğunu, tabii ki ilerleyen yaşlarda anlayacaklar bunları, eminim. Yeşil sebzelerin ne kadar faydalı olduğunu bilseler her gün yerlerdi diye düşünüyorum, sevmeseler de. Spagettilerimiz haşlanırken bolognese sosumuzu yapmaya başlayalım. Kıymayı ve soğanı aynı anda ilave ediyorum. Kıymanız yağsızsa eğer biraz yağ ilave edebilirsiniz. Benim kıymam orta yağlı. Yağı yeterli diye düşünüyorum açıkçası. Önce ikisini bir kavuracağım. Kıymamla soğanım aynı anda piştiler. Havucumu ilave ediyorum. Havucumu da biraz pişireceğim. Daha sonra salçamızı ilave edeceğiz. Havuçlarımızı da kavurduk. Bu arada burada kettle'da suyumu kaynattım ben. Salçamı ilave ediyorum. Salçamı da biraz kavuracağım. Sonra baharatlarla beraber de kavuracağım. Derin su fırın makarnaya bayılıyor. Ejin de çok sever. Ama derin su bu yemeği daha fazla seviyor. Salçamızı da kavurduk biraz. Şimdi hemen baharatlarımla da biraz kavuracağım. Karabiber, kimyon, tuz, kırmızı toz biber ilave ediyorum. Bu arada spagettimi ben haşladım, süzdürdüm soğuk suda. O da hazır. Şimdi bolognese sosumu şöyle görüyor musunuz? Evet, görüyorsunuz. Ayarlayayım. Baharatlarını biraz daha burada kavuracağım. Çok da yakmak istemiyorum. Suyumuzu az bir şey vereceğiz. Neden? Çünkü beşamel sosla bolognese sosu karıştıracağız. Yani çok akışkan bir kıvam olmaması lazım. O yüzden bolognese sosumuzun biraz daha böyle koyu olması gerekiyor. Normalde makarnalarda yaparken biraz daha sulu olabilir. Ama fırın makarna yaparken fırın makarna dağılmasın diye bolognese sosumuz da birazcık koyu olacak. İsteyenler maydanoz ilave edebilirler daha sonradan. Çok azıcık da su vereceğim. Biraz daha havuç, kıyma ve soğanla birlikte özleşsin, lezzetini versin. Ondan sonra suyunu biraz çektikten sonra altını kapatacağız. Sizinle beraber şimdi beşamel sosu yapmaya geçelim. Beşamel sosumu yapacağım. Yalnız fırın makarna yaparken beşamel sosun içerisine krema koyduğunuz zaman daha lezzetli oluyor. Evde kremam yok. Markete gitmeye de üşeniyorum. Sabah pazara gittim ya. Gir çık yapmak hiç istemiyorum. Daha sonra da Ecrin'i okuldan almaya gideceğim. Bir daha çıkarsam birkaç sefer olmuş olacak. Ama ben üşenmeyeyim. Marketten gideyim, bir krem alayım, geleyim. Daha lezzetli olsun yemeğimiz. Hemen gittim geldim. A101 bize burada çok yakın. Bizim binanın hemen arka tarafında. O yüzden sosumun altını kısmıştım, kapatmadım. Hatta daha olmamış bile. Şöyle bir şahın kremasını aldım. Tik 5'lerin de vardı ama baktım en uygun buydu, bunu aldım ben de. Arasında bir 6-7 lira kadar fark var. O yüzden bunu aldım. Şimdi bunu da aşama aşama göstereceğim. Aslında keşke sabahtan gidip alsaydım da size beşamel sosu malzemelerini
verirken bunu da yazsaydım ama açıklama kısmına biliyorsunuz açıklama kısmına her zaman için malzemede ne kadar kullandıysam ne kullandıysam sizlere yazıyorum. Bunu da oraya yazacağım. Bazen hani arkadaşlar böyle soruyorlar onu koydunuz mu bunu koydunuz mu ama malzemelerin hepsini ben yazıyorum. Yani ne koyuyorsam hepsini orada yazıyorum ve sizlere de böyle buradan tane tane ne eklediysem ne koyduysam mesela bazen beşamel sosun içerisine koyu olun. Daha sonradan bunu sütle açmanız gerekir. Onu bile yaptığım zaman sizlere söylüyorum. Hani evinizde yaparken bir şaşma, bir yanıltı yani bu neden böyle oldu diye düşünmeyin diye. Ama bazen böyle hamur işlerinde ununu ayarlaması biraz zor. Çünkü biliyorsunuz unda marka değişikliği olduğu zaman o hamuru benim verdiğim ölçülerde olmayabilir. Ama beşamel sosu tekrardan bir şeyler eklediğim zaman, sütle açtığım zaman sizlere söylüyorum. Şimdi şu şekilde yağımı erittim. Sosum burada hala kaynıyor. Unumu ilave ettim. Unum kavrulacak. Unum kavruldu. Şöyle 2,5 su bardağı sütümü mikrodalga fırında ben biraz ısıttım. Tabii bunu sütümüzü ayrı bir tencerede kaynatsak daha iyi olur. En azından çok böyle sütü verdikten sonra beklemeyiz fokurdaması için yani kaynaması için. Ben biraz ısıttım. Şöyle. Gene tabii koyulaşmasını bekleyeceğiz şimdi. Süt kaynarsa daha çabuk koyulaşır, pişer hemen. Yani kaynamış sıcak süt koyarsanız. Eğer soğuk süt ilave ederseniz koyulaşması için her daim karıştırmanız lazım. Başında beklemeniz lazım. Yoksa dip tutar. Bakın şöyle benim beşamelim koyulaştı. Şimdi hemen paketin yarısını beşamel sosun içerisine ilave ediyorum. Bu arada kaynamasını bekleyeceğiz. Tuz ve karabiber de ilave ediyorum. Tuz. Ve karabiber. Bu arada bolognese sosunda bayağı bir suyunu çekti. Çekmeye devam ediyor. Beşamel sosum biraz daha koyulaşacak. Bekleyeceğim biraz daha koyulaşsın diye. Beşamel sosum kaynamaya başladı. Şöyle kremaya verince biraz daha akışkan oldu. Bolognese sosum da iyice suyunu çekti. Siz keza yanlışlıkla suyunu fazla verirseniz eğer böyle bir birazcık süzdürerek kıymalarını alarak suyunu biraz bırakarak ilave ederseniz beşamel sosun içine öyle de olabilir. Ama ben bolognese sosumu bayağı bir şöyle gördüğünüz gibi suyunu çektirdim. Şimdi tencerelerimin altını kapatıyorum. Ve daha sonra diğer aşamalara geçiyoruz. Borcamımı margarinle yağladım ben. İsteyen arkadaşlar tereyağında da yağlayabilirler. Şimdi beşamel sosundan şöyle hemen hemen 2 yemek kaşığı kadar aldım. Geri kalan yarım paket kremamla birlikte onu tekrar karıştıracağım. Şöyle hatta kutuyu iyice sıkalım. İçinde daha var galiba. Kremasız yapsanız da olur. Ama krema koyduğunuz zaman daha lezzetli oluyor. Şöyle karıştıralım. İyice bir özleşsin. Bir çırpma teliyle de olsa daha iyi olacak. Evet. Bolognese sosum şu şekilde bayağı bir suyunu çekti. Beşamel sosla birlikte onu karıştırıyorum.
Daha sonra haşlayıp süzdürüp soğuk sudan da geçirdim. Makarnamı ilave ediyorum ve bir güzel harmanlıyorum. Makarnamı iyice karıştırdım. İçerisine biraz kaşar ilave etseniz de olur, etmeseniz de olur. Nasıl isterseniz. Elinizdeki kaşar miktarına bağlı. Ben şu anda ilave etmedim. Borcamın içerisine şöyle güzel. Ayırmış olduğumuz kremalı beşamel sosumuzu da üzerine ilave ediyoruz. Normal makarnadan yaparsanız dağılma olasılığı olabilir. Siz evde spagettiden ya da fırın makarnadan yapın. Böyle spagetti ve fırın makarna ince, uzun ve birbirlerine karıştıkları için dağılma olasılığı azalıyor. Bu sosumuzu da böyle güzelce üzerine gezdiriyoruz. En son kaşarımızı ilave ediyoruz ve biraz dinlendikten sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırınımıza pişireceğiz. Şöyle bol kaşarlı olsun üzeri. Şimdi fırın makarnam dinlenirken ben de etrafı bir toparlayayım. Daha sonra bir de karnabahar yapmayı düşünüyorum yanına. Onu akşama doğru mu yapsam diye düşünüyorum. Yoksa şimdi yapıp daha sonra ısıtsam mı? Ben buraları bir toparlayayım. Ecine alma saati de yaklaşıyor. Ama tabii bugün onlar yakar top turnuvasını haftada 2'ye çıkartmışlardı. Bugün var mı yok mu bilmiyorum. Daha önceden belirli bir günü vardı. Bugün de hava güzel. Oraya gideceğim. Bir sorayım bakayım Ejri'nin yakar top turnuvası bugün var mı? Ejri'nin yanına gittim. Bugün yakar top turnuvası varmış. Haftada 2 güne çıkartmışlar. Kendi aralarında haftanın 2 günü yakar top antrenmanı, 3 günü kickbox, haftanın 5 günü spor var Ejri'nde. Bu arada biraz önce şu tencereleri elimde yıkayayım sadece. Gerisini makineye yerleştireyim dedim. Ama elimi bulaştırmışken hepsini birden yıkadım. Aradan çıktı bunlar. Bu arada Ejri'ni almaya tekrar gitmeden önce fırınımı açıyorum. Fırın makarnamı pişireyim. O piştikten sonra da fırın makarna biraz daha dinlenirse kesmesi daha kolay olur. O arada da fırınımızda pişerken biz de bu arada karnabaharları yapalım. Evet, fırınım ısındı. Karnabaharlarımı şu büyüklükte doğradım. Bunları şimdi ben mikrodalga fırında haşlayacağım. Tabii ki sizler suda da haşlayabilirsiniz. Ama çok erimemesine özen gösterin. Yoksa pişirirken dağılma yapar. Bu arada fırın makarnamı fırına ilave edeyim. ...180 derecede üzeri kızarasıya kadar fırında kalacak fırın makarnamız. Hemen bir 20 dakika kadar sürebilir. Biz de bu arada karnabaharlarımızı yapalım. Karnabaharlarımı haşlayacağım. Daha sonra mısır unum var. 2 adet de yumurtam var. Mısır unumu ve yumurtalarımı tatlandıracağım. Ondan sonra yağda kızartacağım. Bizim evde genelde karnabahar fırında çok sever kızlar. Fırına verdiğim zaman baharatlayıp çok seviyorlar. Ama mısır unuyla da kızarttığım zaman çok seviyorlar. Ben daha önce yumurta mısır unu yapmamıştım. Sadece haşlayıp mısır unu yapıp öyle kızartmıştım. Şimdi bir de yumurta mısır unu yapacağım. Bakalım bu sefer lezzeti nasıl olacak. Karnabaharlarım pişti. 8 dakikaya verdim. En yüksek derecesinde mikrodalganın. Hala sıcaklar. Şöyle çok
eritmedim. Çok eritmedim. Hem mısır ununa hem yumurtaya karabiber ilave ediyorum. Tuzu da aynı şekilde. Yalnız mısır unuma biraz da kekik ve kırmızı toz biber ilave edeceğim. Çok iyi. Karnabaharların da soğumasını beklesen biraz. Azıcık yağın altına yakmıştım. Ama sanki çok sıcak gibi. Biraz daha soğudu. Yağımı da tekrardan ısıttım. Şöyle yumurtaya önce buluyorum. Daha sonra mısır unu yapacağım ve kızartacağım. Bu şekilde yaptığınız zaman karnabaharın kokusu da biraz hafifliyor böyle çok. Hani o karnabahar kokusunu sevmeyen arkadaşlar varsa eğer, bu koku biraz yok oluyor. Ben böyle mısır unuyla pişirdim. Sebzeleri ya da işte balık, tavuk, her neyse yaptığım yemeklerde mısır unu bu şekilde kızartıyorsam direkt bana cips tadı geliyor. Sizlerde de öyle mi bilmiyorum. Bu şekilde çocuklar karnabaharı güzelce tüketirler. Karnabaharlarım kızarırken gördüğünüz gibi fırın makarnamda fırında nargile kızardı. Biraz soğumasını bekleyeceğim kesip dilimlemek için. Şimdi sıcakken eğer kesersem dağılma yapma ihtimali var. O yüzden birazcık soğuyacak, ondan sonra kesip dilimleyecek. Orada karnabaharlarım da çok güzel kızarıyorlar. Bugün bol böyle bol karbonhidratlı hem kızartma hem makarna hem beşamel sos bayağı bir kalori aldıracak bize. Neyse veririz yata doğru. Soframız hazır. Kızlar geldi. Babamızı bekliyoruz. Bu şekilde kızlar çok sabırsız. Fırın makarnamız şöyle. Karnabaharımız enfes oldu. Derimse hemen geldi. Bir tane attım ağzına. Bir tane attı ağzına. Kızlar karnabaharı bu şekilde. Bir de fırında çok seviyorlar. Yanına bir de patates kızartır mısın anne? Bugün de böyle olsa bol karbonhidratlı, bol kalorili yiyeceklerimiz var. Salata da yaptık yanında. Biraz hafifletir belki. Çok güzel görünüyor ama. Uzun zamandır da fırın makarna yemiyorduk. Evet, uzun zamandır fırın makarna yemiyor kızlar. Bir de siyah tabakları çıkardım onlara böyle. Bunlar benim en sevdiğim tabaklar. Evet, kızlar bu tabakları çok seviyorlar. Bu tabaklarda yemek yedikleri zaman çok hoşuna gidiyor. Ejdin ne oldu? Çok mu yoruldu? Evet. Aha! Ses gitti. Aha! Evet. Ses nerede annem? Ses gitti. Gitti. Evet, Ejdin. Güzelir ya. Yakar tot. Güzelir. Antrenmanında fazla yüksek sesle konuştun, bağırdın sanırsam. Ne zaman yakar top antrenmanına kalsa Ejdin'in ses böyle gidiyor. Mesela atıyorum top çıkıyor ya, çıktı diye bağırıyor herkes. Evet. Ya da top bizde falan. Sese bakar mısın? Bir de sabırsızlıkla şimdi yemek yemeye bekliyor. Evet. Antrenmanlarında kaldı ya. Aynen. Acıktım. Günler bayağı uzamış. Normalde babamızın geleceğine yakın saatlerde hava biraz daha değil, hava karanlık oluyordu. Evet. Artık
Onun gelmesine bir 15-20 dakika var sanırsam. Hava hala aydınlık. Bir de saat böyle 6-6.30 gibi hava kararık oluyordu. Ben ona da dikkat ettim. Şu an yani şimdi gözlemledim dün bir 6.30'da falan hava daha yeni kararıyor değil mi? Evet. Evet öyle. Bu tarafta da tabii tabakları indirdim. Bunlar üst üste. Tripod da orada kalmıştı. Şurada yukarıda tabakları böyle üst üste diziyorum ben. Bunları aşağıya indirdim. Tabii bunları kullanmayacağız. Orada kaldılar. Aldın mı? Al hadi götür içeri. Ya da şuraya koy. Şimdi de lazım olur belki. Bizim soframız bugün böyle. Allah bereket versin. Amin. Amin. Eşim bugün antrenmanı çok koşturunca herhalde acıktım diyor. Babasını bekleyemeyecek. Çok sabırsızlandı. Annem sen oruç nasıl tutacaksın? Tutarım. Şimdi koşturdum ama. İyi de oruç zamanında koşturacaksın. O zaman büyük ihtimal şey yapmayız. Antrenmanın olmaz mı? Olmaz. Sen bence bir iki gün... Zaten şey Nisan'da olacakmış şey. Antrenman daha var. Nisan'da mı olacak yarışmalar? Nisan'da olacak. Ama Nisan ayında da zaten Ramazan ayı başlıyor anneciğim. Derin su orucunu maşallah tutar. O kaçırmaz. Hatta ben ona sınav olacağı zamanlarda kızım hani bugün tutma, beslenmene dikkat et diyorum. Daha sonra tutarsın hani Ramazan ayından sonra bitirirsin, tamamlarsın diyorum ama gene de tutuyor. Maşallah o konuda derin su mesela acıkır yer ama Ramazan ayında çok sabırlıdır. Maşallah var. Çok sabırlı. O tutar. Ejin dayanamaz. O ejin yemek yemediği zaman kan şekeri mi düşüyor, tansiyonu mu düşüyor, ne oluyorsa bir agresif oluyor şu andaki gibi. İnanın bekleyemiyor. Allah'ın izniyle biz kaçalım. Babamız birazdan gelir. Ejin dayanamayacak herhalde. Ejin bir parça önden babası gelmeden önce yesin. Ondan sonra bir parça daha babasıyla beraber yer. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar sizlerle olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.